1071 Alparslan Spor Kompleksi dün hizmete girdi. Biz de Korku TV olarak hem spor kompleksini tanıttık hem de ilk gün vatandaşlara mikrofon uzattık. Efendim, bu kapılarını açan 1071 Alparslan Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesi'ndeyiz. Kısaca size bir tanıtacağız. İşte hamamı, saunası, fitness salonu, yüzme havuzu şekilde. Yine aynı şekilde halı sahası var. Tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahasıyla beraber. Şöyle hep beraber bir gezeceğiz. Hem de size tanıtmış olacağız. Efendim, yüzme havuzundayız. Kayıtlar başladı. Yanımızda da Antalya'dan gelen bir misafirimiz var. Hemen kısaca bir görüşlerini alacağız. İsminiz? Hasan Saatçıoğlu. Ben 25 sene Antalya bölgesinde karayollarında çalıştım. 2004 yılında emekli oldum. 15 yıllık emekliyim. Antalya Muratpaşa Yüzme Havuzu'na ben 6 aydır devam ediyorum. Korkut Eli'de böyle bir eserin kazanıldığını duyunca dünyalar benim oldu. Ve birinci kayıt olarak gelmeyi kendime uygun buldum. Hayırlı olsun. Nasıl bir tesisi? Tesisimizi şu anda gezmedim ama güzel olduğundan eminim. Çok kısa sürede yapılmışlar. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Korkut Eli'ye böyle bir eser kazandırdıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Hepsine de mutlu günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim, şu anda kapalı yüzme havuzunun fitness salonundayız. Gerçekten çok modern, çok güzel bir fitness salonu var. Yavaş yavaş da vatandaşlar gelmeye başlamış. Hemen bir abimiz hamam sefasını yapmış, gelmiş burada sporunu da yapıyor. Kendisine bir mikrofon uzatacağız. Abi, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Abi, nasıl, tesisi nasıl buldun? Güzel, çok temiz. Memnun olduk böyle bir tesis olmasından. Güzel bir şey olmuş yani. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar abi size de. Efendim, tesisi gezmeye devam edeceğiz. Şimdi size hem soyunma odalarını hem sauna hamam bölümünü gezdireceğiz. Hep beraber gezelim. Efendim, burası da erkekler soyunma odası. Soyunma salonu diyelim. Gerçekten çok modern bir tesis. Dolaplarını da görüyorsunuz. Şöyle hemen birini de açayım. Gördüğünüz gibi çok temiz, çok modern. Dolapları var. Burada yine aynı şekilde işte havluları ve peştemalleri attığı kirli bölümleri var. Burada soyunma kabinleri var. Artı bakın, birçok hamamda, saunada olmayan işte saç kurutma makineleri var. Yine burada bir duş alabilmeleri için duş var, iki tane. Hemen açalım bunun da kapısını. Gayet temiz. Yine karşısında rahat soyunmak için soyunma kabinleri var. Kardeşimizin bir tanesi de hamamdan gelmiş. Hemen nasıl buldun hamamı? Süperdi. Ömer Başkanımızın eline sağlık. Yüzme havuzuna da girdin mi? Aynen, yüzme havuzuna. Nasıl yüzme havuzu? Orası zaten hani Antalya'da yaşıyorum, normal yazlıkçıyım burada. Aha. Ama Antalya'da çok rastlamadım bu kadar güzel bir havuza. Beğendin? Beğendim, çok güzeldi. Hamam, sauna, fitness nasıl? Aynen, bayağı güzel. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık Ömer Başkanım. Efendim, şimdi hamama doğru gideceğiz ama önceden olmazsa olmazı, yani medeniyetin de şeyi, lavabolar, WC'ler diyelim. Onları da şöyle kısaca gösterelim. Yani temizliğini bakımından gerçekten çok modern bir tesis yapıldı. Ve bu tesisin en büyük özelliği de 29 iş gününde yapılmış olması. 29 günde tesis yapıldı, bitirildi. Efendim, şimdi şöyle saunaya doğru geçiyoruz. Ama saunadan önce burada şok duşu var. Soğuk suyla altına girip, bakın o da çok farklı yapılmış. Şöyle kamera olmasa Cevdet girecek de kamera olduğu için giremiyor. Çok güzel, burada soğuk şok duşunu alıyor. Saunaya giriyor. Sauna da gayet güzel ve sıcak. Sen çok girme kamerayla, kameranın başına iş gelmesin. Gösterelim, yani gerçekten harika. Hatta bir de şov yapalım. Şöyle. Efendim, hamamımız içindeyiz. Gayet hijyenik. Kamerayla çok giremiyoruz. Hemen buhalanıyor.
böyle görebiliyor musunuz? Veya karşıya geçeyim. Burada göbek taşımız var. Ve korunalarımız var, kurnalarımız var. Gayet modern, gayet güzel ve temiz. En önemlisi hijyenik olması. Gerçekten Korteli'nin en büyük ihtiyaçlarından birisiydi. Temiz bir hamam. Burası da gayet başarılı olmuş. Evet, yanımızda Bekir var. Bekir'le beraberiz, hamamın sorumlusu Tella. Bekir, ilk gün nasıl? Bugün ilk gün bayanlarımızdan da yarın için çok rağbet var. Beyefendilerden de çok rağbet var. Çok güzel beğendiklerini söylüyorlar. Ömer Başkanımıza teşekkürlerini sunuyorlar. Teşekkür ederiz. Yani ilgi, alaka güzel. Güzel. Tamam, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Başkanımıza da teşekkür ederiz böyle bir halkımıza tesis yaptığı için. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Efendim, şu anda da yüzme havuzunun danışmasının yanındayız. Burada da yine yüzme havuzuna gelen misafirlerimiz var. Hemen kendilerine mikrofon uzatacağız. Nasıl buldunuz havuzu? Havuzu gezme imkanımızı daha bulamadık. Gezeceğiz. Önce bilgi almaya geldik. Burada böyle bir ihtiyaç vardı. Çocuklarımız var. Gelişme çağında çocuklarımız var. Sportif faaliyetlere ihtiyaç duyuyoruz. Biz yazları çocuğumuzu anneannelerin, babaannelerin yanına bırakıyoruz. Böyle bir şey olursa, kurs olursa onlar için sportif faaliyet demek. Gelişmelerine katkı demek. Biz memnun olduk. Ve aktif olarak da seanslarda yüzmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Hemen yanımızda kardeşimiz var. İsmin? Metehan. Metehan, gezdin mi sen havuzu? Hayır, ama bence çocuklar için iyi bir şey yapmışlar. Çünkü 6 tane kursu var. Böyle iyi bir şey bence. Havuz beğendim yapmaları. Yani. Beğendim. Tamam abicim, teşekkür ederiz. Görseydik daha çok yorum yapabilirdik. Eminim ki güzeldir. Biz gördük çok güzel. biz de yüzeceğiz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, şu anda başkanımıza danışmadayız. Hemen onların da görüşünü alalım. Bugün ilk gün. Ama ilgi, alaka iyi gibi, yoğun gibi. Hemen soralım. Nasıl ilgi? İlgimiz yoğun yani. Şu an iyi, bayağı güzel yani. Tepkiler güzel. Peki, başvurular, üyelikler nasıl gidiyor? Şu an iyiyiz. İlk güne rağmen çok iyiyiz yani. Talep falan bayağı var. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hemen size de mikrofonu uzatalım. Nasıl sizin de burada? Bugün bayağı yoğun geçti. Açılışımız çok güzel oldu. Sağ olsun Vali Bey de teşrif ettiler Ömer Bey'le. Açılış yani bu kadar yoğun olacağını biz gerçekten tahmin edemiyorduk. Tahminimizin üstünde çıktı. İlk gün yüzümüzü güldürdü diyebiliriz. Efendim, şimdi de yüzme havuzunun önündeyiz. Giriş bölümündeyiz. Yüzme havuzunu hep beraber gezeceğiz. İsterseniz ilk önce tribünlerden bir bakalım. Tribünlere çıkalım. Efendim, şu anda yüzme havuzundayız. Şu anda havuza da yüzenler var. Gerçekten burası da güzel, tertemiz bir havuz. Şu anda biz tribün kısmındayız. Efendim, yüzme havuzunun içerisindeyiz. Burada da yine soyunma odaları var. Yani havuza girmeden önce burada hazırlıklarını tamamlayıp soyunup mayolarını, şortlarını giyip duşlarını alıp, biliyorsunuz havuza girmeden önce duş alınması gerekiyor. Duşlarını alıp bu şekilde buradan havuza gidebiliyorlar. Hemen arkamızda gördüğünüz yer halı saha tribünleriyle gayet o da modern bir tesis. Burada spor okulları da yapılacak, futbol dersleri olacak. Hemen halı sahanın yan tarafında kafeler var. Kafeler de gayet güzel, modern olmuş. Halı sahaya geldiniz, maç yapacaksınız. Çok modern bir soyunma odasından başlıyoruz ilk önce. Geliyoruz, görüyorsunuz yine aynı hamam saunadaki dolaplardan, yüzme havuzundaki dolaplardan. Şöyle açalım kapağını da. Gayet güzel, temiz. Bu şey burada hazırlığınızı yapıyorsunuz, soyunuyorsunuz, maçınızı yapıyorsunuz. Arkasından birçok halı sahada olmayan duşlar var burada. Hemen terledikten sonra duşlarınızı yapıyorsunuz. Lavabo ihtiyacınız varsa yine burada gayet modern
ve temiz. En önemlisi temiz, hijyenik lavabolar var. Bir güzelliği daha var buranın. İki tane soyunma odası var. Her iki takımın da ayrı ayrı soyunmalarını yapabilecekleri, taktiklerini konuşabilecekleri iki tane farklı oda var. Orada da hemen karşısında giyinip, hazırlanıp maça çıkabiliyorlar ve gayet zevkli maçlar önümüzdeki günlerde burada yaşanacak.